Hepinize merhabalar, selamlar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Size harika tariflerle güzel bir video hazırladım. Şimdi korona günlerinde evdeyiz hepimiz ve elimizde olan malzemelerle muhteşem pratik kahvaltılık tarifleri geliyor. Evet, ilk tarifimiz yumurtalı ekmek. 3 tane yumurta, biraz süt, yarım su bardağı kadar, 1 piske tuz, iyice karıştırıyoruz. Sonra ben kızartmada da zeytinyağı kullanıyorum. Kim ne derse desin, her şeyde zeytinyağı en iyisi. Zeytinyağı, tereyağı. Sonra onları güzelce çırpıyoruz. Arada bir balkonumuzdan, penceremizden bir dışarı bakıyoruz. Allah'ım diyoruz, şükürler olsun sana, ne kadar güzel yeşillikler. İlkbahara bayılıyorum diyoruz. Sonra tavamıza geri dönüyoruz. Kestiğimiz ekmekleri bu yaptığımız karışıma bandırarak önlü arkalı güzelce kızartıyoruz. Bir tane tüyo vereyim mi size? Fırına sürmelik ekmekler var, bagetler var. Onlarla muhteşem oluyor. Bunu mutlaka deneyin eğer hiç yapmadıysanız. Çok basit değil mi? Gelelim ikinci tarife. Şimdi bu muhteşem. Bu eşimin önceki çalıştığı iş yerinde Giancarlo isminde İtalyan'dan aldığımız bir tarifti. Çok güzel bir tarif, harika. Ekmek arası özellikle muhteşem bir lezzet. Öncelikle ıspanakları güzelce yıkıyoruz. Çok malzeme yok. Ispanak, sarımsak, limon, hepimizin evinde var. Ispanakla değil de maydanozla da yapıyorum ben bunu, biliyorsunuz. Ama neyse, ona başka zaman geçeceğim. Öncelikle iyice sağlam yıkadığımız ıspanakları tavaya zeytinyağı ile beraber koyuyoruz. Sarımsağı bir öncesinde de koyabilirsiniz. Yani tavaya yağı koyduğunuz zaman da hemen sarımsağı içinde bir döndürebilirsiniz. Bu İtalyan tariflerinde böyle çok güzel bitiyordur bu. Zeytinyağı koyarlar, şöyle bir döndürürler yakmadan. Ben yanmış kokusunu hiç sevmiyorum. Sonra ıspanakları koyuyorsunuz. Bol sarımsak, karabiber, tuz. Afiyet olsun, çok güzel oldu. Afiyetler olsun, şifalar olsun. Şimdi sırada ne var? Menemen. Evet, sırada menemen var. Soğanlı mı, soğansız mı? İsteyen soğanlı yapar, isteyen soğansız. Soğan, domates, biber kullanıyoruz. Öncelikle zeytinyağı ve tereyağı aslında. Ama tereyağı bir de kalmadığı için zeytinyağı kullanıyorum. Yağı ocağa koyduktan sonra soğanları koyuyoruz. Biberler de aynı şekilde aslında doğranıyor, konuyor. Güzelce kavuruyoruz. Her ikisi güzelce kavruluyor. Ve sonrasında domatesleri ilave edip tuz ve karabiberi ben kavururken koyuyorum. Lezzet o zaman muhteşem oluyor. Ondan sonra bunlar biraz daha kavrulduktan sonra yumurtaları tek tek kırıyorum. Az evvelki ekmek, kendi yaptığım ekmekler. Evet. Yumurtalar kırılır ve efendim afiyet, bal şeker olsun, yanına da çay ve kendi yaptığımız taze taze ekmeklerle muhteşem. Ama karabiber mutlaka kullanın, çok güzel oluyor. Herkese merhabalar, selamlar. Şimdi sizin için harika bir çekim yaptım. Arkanıza gerçekten yaslanın ve sadece birazcık sesi açarak bu güzelliği şükürle beraber, şükrederek, derin nefes alarak tadını çıkaralım.
o gümre mi? Şimdi ses sol.